Sayın takipçilerimiz, az sonra canlı yayınımız başlıyor. Sayın takipçilerimiz, az sonra canlı yayınımız başlıyor. Sayın takipçilerimiz, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz okul öncesi ve ilkokul döneminde yabancı dil öğretimi, süreçler ve sonuçlar. Konuğumuz ise Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Turan Paker. Sayın hocam, kameranızı ve mikrofonunuzu açılıp katılırsanız bekliyoruz sizi. Hoş geldiniz sayın hocam. Bir dakika, ışığı bir ayarlayayım. Tamam, siz de ışığı ayarlarken ben de kısa bir açılış konuşması yapayım. Kendi branşımda İngilizce öğretmenliği olduğu için Amerikan Kültür Edebiyatı mezunuyum. Bu yayını heyecanla bekliyordum. Ama sadece tabii İngilizce öğretmenleri için değil yayınımız. Aynı zamanda sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, velileri de ilgilendiriyor. Çünkü hepimiz aynı zamanda bir veliyiz. Çocuğumuzun İngilizce öğrenimiyle yakından ilgileniyoruz, değil mi hocam? Evet. Hocam, ben hemen aradan çekileyim. Size mikrofonu bırakayım. Hocamızın 40-50 dakika kadar sizinle bir sohbeti olacak. Son 20 dakikada ya da yarım saatte ben tekrar sizlere eşlik edeceğim sayın hocam. Eğitimcilerimizi, velilerimizi de sorularını ve görüşlerini YouTube'a yazmalarını bekliyoruz. Buyurun hocam. Öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu salgın sayesinde birçok arkadaşa online olarak ulaşma fırsatı bulduk. Sorun ülkemizin sorunu ve yabancı dil öğretimine oldukça büyük yatırımlar yapılıyor. Özel okullarda, devlet okullarında ve çok zaman da harcıyoruz. Gerçekten yani bir öğrenci ikinci sınıftan başlayıp lise sona kadar 4+4+4 sürecinden geçtiğinde neredeyse 1500 saat bir yabancı dil öğretiminden geçiyor. Ama sonuç hiçbir zaman istediğimiz kadar iyi olmuyor. Onun için çabamız bunu ne kadar başarılı bir sürece dönüştürebilirsek o kadar başarılı ve mutlu olacağımıza inanıyorum. Ben önce okul öncesi ve ilkokul düzeyinde çocuklara yabancı dil öğretiminde nasıl bir süreçten geçiyoruz? Mevcut durum ne? Ve bunu biz nasıl değiştirebiliriz? Bu süreçlerde neler var? Bunlar üzerine konuşacağım. Daha sonra da soru cevap şeklinde katılımcıların cevaplarını vermeye çalışacağım. Umarım yararlı bir sunum olur. Şimdi dil öğretimi öğreniminde temel süreçte... Sayın hocam, çok özür dileyerek araya giriyorum ama büyütmeniz tabii mümkün mü sunumu acaba? Çünkü YouTube'da zaten küçük görünüyor ya aşağıdan. Ha, öyle mi? Peki. Çok teşekkürler, özür diliyorum. Şimdi daha iyi galiba, değil mi? Evet, çok güzel hocam. Tamam. Şimdi biz öğretmen olarak bizim en büyük rolümüz girdi yaratmak. Bu girdiyi nasıl yaratacağız? Ya görsel, işitsel materyaller olacak veya yani film gibi veyahut da okuyarak bunu sağlayacağız. Dolayısıyla elimizde
çocukların dinleyeceği, izleyeceği ya da okuyacağı 3 tane girdi var. Bu girdileri öğrenim süreçleri içerisinde algılayacak, anlayacak ve bu uygulayacak. Uygulama sonunda da beklenilen çıktıyı, gördüğünüz gibi çıktı tek boyutlu değil, çok küçükten başlayıp büyüğe doğru böyle çember şeklinde genişleyen çıktılara ulaşmayı hedefliyoruz. Yani A1 düzeyinden çocuklarda bu en azından ilkokulu bitirdiğinde A2 düzeyini hazmetmiş olarak çıkmasını bekliyoruz. Tabii bunun için de öğretmen olarak bize düşen görev nedir? İyi bir planlama ve yani biz neyi öğreteceğiz, nasıl öğreteceğiz, hangi materyalleri kullanacağız ve öğretim sürecinde tabii hangi etkinlikleri yapacağız ve daha sonra da bu etkinlikleri ölçme değerlendirmede kullanarak hedeflerimize nasıl ulaşacağımıza karar vereceğiz. Onun için de benim sloganım şu: iletişimsel ve beceri odaklı ve göreve dayalı öğretim öğrenme süreci. Yani dil bilgisini şimdilik sadece belki bazı açıklamalar yapabiliriz ama daha çok beceri odaklı, yani iletişim odaklı işlem yapmaya yönlendiriyoruz öğrencilerimizi. Benim gözlemim, daha doğrusu uygulamaya giden öğrencilerin vasıtasıyla gözlemim, hangi düzeyde olursa olsun şöyle bir denklem hatasıyla karşılaşıyoruz. Nedir bu? Dil bilgisi odaklı öğretim ve biz buradan iletişim bekliyoruz. Buradan asla böyle bir denklem çıkmaz. Onun için mutlaka beceri ve iletişim odaklı bir öğrenme süreci, ölçme değerlendirme ve buradan etkili iletişimi ikili, grup, efendim sınıf çalışmalarıyla oluşturmaya çalışıyoruz. Onun için benim sloganım şu: first fluency, then accuracy. Yani önce öğrenci duygu ve düşüncelerini belirli bir taska bağlama bağlı olarak, içerik olarak anlayacak ve üretecek. Bunu bir organizasyon şeklinde sunacak ve kendine sunulan bilgilerin de bir organizasyon içerisinde sunulduğunu farkında olacak. Ve uygun kullanımlarla bu bir kelimeden başlayıp sözcük öbeği, telgraf dili ve hedef dile doğru bu süreci yaşayacak. Maalesef gözlemlerde şöyle en çok karşılaştığım şeyler şu: öğretmen merkezli, dil bilgisi odaklı, mekanik alıştırmalara dayalı öğretim, düzey üstü ödevler, tamamen sınav odaklı işlemler. Yani hala biz davranışçı öğretimin etkisinde işlem yapmaya çalışıyoruz. Sıfır hatayla öğrencilerin işlem yapmasını bekliyoruz. Gerek ödevlerde, gerek sınıf içi etkinliklerde ve sınavlarda. Telaffuz hatası sıfır olacak, efendim gramer hatası sıfır olacak ve her hatayı düzeltmeye gidiyoruz. Bu da çok büyük travmalara yol açıyor. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Onun için tabii burada dil bilgisi odaklı öğretim sunumlarımız var. İşte yetersiz input, yani herkes birer cümle yapsın. Inputumuz bu. Veya bir iki cümle yazıp işte bunun gibi üretin. Bağlam dışı yapı odaklı cümleler kurma. Efendim answer in full sentence, tam cümleyle cevap verme. Ya böyle bir şey yok dilde. Dil az öz ne gerekirse onu gerektirir. Yani bazen adama bir paragraf bir şey söylersin, cevabıdır bu kadar. Ama çok anlamlıdır. O açıdan bu tür şeylerden, etkinliklerden artık sınıfı kurtarmamız ya da öğrencileri kurtarmamız gerekiyor. Onun için beceri odaklı hemen hemen hiç üretim yok ve ikili veya grup çalışması yok. Her şey bireysel ve yarışa dayalı bir süreç yaşanıyor maalesef. Dolayısıyla tüm bu bahsettiğim objective test, discrete item test, multiple choice, fill in the blanks, complete the sentence, match sentence, rewrite, hepsinin sadece bir tek doğru cevabı var ve hatayı affetmez. Hiçbiri günlük hayatta hazırlamaz. Bunlardan artık vazgeçmemiz lazım. Yani bu şöyle bir şey: ya bir çocuğunuz var ya da çocuklarınız var, pırasa yemeği sevmiyor. Ve siz bir anne olarak tüm sevginizi kullanıp her hafta gidip pırasa alıyorsunuz. Diyorsunuz ki çocuğum bu sefer efendim kaşarlı pırasa yaptım, bu sefer sucuklu yaptım, bu sefer şunu yaptım, ama çocuk diyor ki bu pırasa. Yani aynı şeyi tekrar tekrar yıllardır yapma motivasyonu nedir, bunu anlamadım ben. Yani işe yaramıyor artık, bunu kabul edelim. 1970'lerden beri, yani 50 yıldır biz aynı yöntem ve tekniklerle dil öğretmeye çalışıyoruz ve bu hiçbir işe yaramıyor. Çocuklar okulu bitirdiklerinde bana gelen öğrenciler şunu diyor: I am Çakmaz hocam, yarı İngilizce yarı Türkçe. Dolayısıyla böyle bir ürün çıkıyor karşımıza. Bütün bunların öğrenciye yansıması, yani üründe şunlar var: özgüvenin tamamen yıkılması veya yok olması. Yani ben de ağzımı anlıyorum ama konuşamıyorum ya da bilmem işte daha hazır hissetmiyorum falan. İngilizce öğrenimin bir işkenceye dönüşmesi, İngilizceye karşı kötü duygulara sahip olmak, İngilizceyi bir iletişim olarak görmemek ve kullanmamak.
Tabii bütün bunlar şöyle bir ürüne ortaya çıkartıyor. Sağır ve dilsiz ama dil bilgisini iyi kötü bilen, duyduğunu anlamayan, okuduğunu biraz anlayan ve okuduğu her şeyi çevirmeye kalkan ürünler. Buradan iletişim çıkmıyor. Dolayısıyla yaptığımız şey de öbür taraftan şeye de uygun değil. Yabancı dil öğretiminin amaçlarına da uygun değil. Bunu her sunumumda tekrar ediyorum. Çünkü bizim bağlı olduğumuz şey resmi gazetede yayınlanan, bakın ta yönetmelik 14.9.1985'te başlamış ki bu daha önce Anadolu Liseleri ilk kurulduğu zamana kadar, 70'lere kadar gider. Sonra 2006-2009, en son 2017'de bir daha güncellenmişti. Beni ilgilendiren madde 5. Diyor ki, örgün, yaygın, uzaktan öğretim kurumlarında yabancı dilin eğitim ve öğretimin amacı, milli eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak okul ve kurumların amaç ve seviyeleri de göz önünde bulundurularak eğitim ve öğretim yapılan yabancı dilde bireylerin dinleme anlamı, okuma anlamı, konuşma, yazma becerileri kazanmalı. Gördüğünüz gibi gramer kazanma, dil bilgisi kazanma diye bir amacımız yok. Ama öğretmen bütün bu amacı yok sayıyor. Diyor ki önce bir dil bilgisini öğreteyim. Sonra dinleme, anlama, konuşma yaparız. Böyle bir şey asla olmuyor. Onun için lütfen sistem bu. Sisteme uygun olarak öğretmen arkadaşlardan işlem yapmasını ve bunları ölçmesini. Bakın beceri kazanımı nasıl ölçeceğiz? Yine dinleme sınavı, okuma sınavı, konuşma ve yazma sınavları yaparak ya da bir sınavın içerisinde bunlar olarak veya quizlerde bunları kullanarak ölçmemiz gerekiyor. İkinci amaçsa öğrendiği dille iletişim kurmalarını sağlamak. Dolayısıyla bunun için ne yapıyoruz? Grup çalışması, ikili çalışma, bireysel çalışma, sınıf çalışması yaptırıyor muyuz? Gerek sınıf içinde gerek sınıf dışında etkinlikler veriyor muyuz? Yani task-based dediğimiz göreve dayalı etkinlikleri yaptırıyor muyuz? Üçüncü amaç da yabancı öğretimine karşı olumlu tutum geliştirmeyi sağlamak. Zaten bunları yaptığınızda öğrenci bir işe yaradığını görecektir ve sevecektir. Peki, madem durum bu, bunu biz bir öğretmen olarak nasıl değiştirebiliriz? Ben öğretmen olarak ne yapabilirim? Ben kendime bunu soruyorum. Bizim eğitim programımız doğrusal değil. Yani okul öncesi 1, 2, 3, 4 ve bir program başlayıp hiçbir daha önce tekrar etmeden gitmiyor. Biz de ki okul öncesinden de 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş, 1, 2, 3, 4 diye bakarsak sadece ilkokul olarak aynı konular üzerinde göle atılmış bir taş gibi genişlete genişlete devam edip gidiyoruz. Benzer konular bakın gerek İngilizlerin yazdığı kitaplar, Amerikalıların yazdığı kitaplar, Türklerin yazdığı İngilizce kitapları hep aynı konular. Dolayısıyla döngüsel bir program olması güzel. Bir taraftan geçmişi tekrar ederken bir taraftan yeni bilgiler ekliyoruz. Yani kreşenin Comprehensible Input dediğimiz I+1'da gerçekleşmiş oluyor. Ve mutlaka derse konu bazlı gitmemiz gerekiyor. Nedir konu? Efendim spor konusu, bugün konumuz günlük rutinimiz nasıl, günlük bir günümüzü nasıl geçiririz? Ya da aile ve bireylerinden birini nasıl tanıtırız? Kendimizi nasıl tanıtırız? Hafta sonunda ne yaptık? Yaz tatili. Efendim bir sürü konular var biliyorsunuz düzeylere göre. Bu konuyu belirli yani receptive skills dediğimiz izleme, dinleme ya da okuma becerileriyle input sağlıyoruz. Aynı zamanda productive skills dediğimiz yazma ve konuşma becerileriyle de üretmelerini sağlıyoruz. Dolayısıyla öğrencilere bu bağlamda iletişim kurmalarını ve tabii ki bu konunun gerektirdiği ilgili yapı ve sözcükleri de öğretmemiz gerekiyor. Yıllık planı sadece ders kitabı odaklı hazırlarsanız bu bizi sınırlıyor ve ondan sonra da kitap bitecek derdine düşüyoruz. Hayır. Her öğretmen kendi bulunduğu ortama, öğrencinin hızına göre illa kitap bitirmek zorunda değil. Yıllık planı yapma özgürlüğüne sahip her öğretmen çünkü. Dolayısıyla bizim müfredatımız değil. Sadece kullandığımız araçlardan bir tanesidir. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. 21. yüzyılda teknolojinin etkilerini hayatımızın her alanında görüyoruz. Öğretmen öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine, öğrenme tercihlerine, ilgi ve motivasyonuna göre etkinlikler ve materyaller oluşturmalı, hazırlamaları yönlendirmelidir. Hala ben bazı sınıflarda duyuyorum. İşte çocuklar gözünüzü kapayın, dinleyin. Bu öğrenciler artık gözünü kapayıp öğreniyor. Bizim zamanımızdaydı. 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda. Bu öğrenciler doğduğu günden beri izliyor. Onun için mutlaka izleme ağırlıklı materyaller getirmemiz gerekiyor sınıfa ve her bir materyalin de mutlaka bir görevi yani bir task'ı olmalı. Günümüzde tek bir yöntemle öğrenen öğrenci grubu yok. İnteraktif bir öğrenme modeli kullanmalıyız. Ders kitabından yabancı öğrenme dönemi sona erdi. Artık sadece ders kitabından İngilizce öğrenmek yani bitti bu dönem. Önümüzde cep telefonu var efendim. Yani cep telefonu bir laboratuvar.
Onun için ders kitabı birçok çeşit kaynaktan, sadece bir tanesi belki okuma amaçlı veyahut da bazı model cümlelerin analiz amaçlı kullanılabilir. Dil etki kullanımında oluşturmasında Kanal ve Svein'in 1980 yılında geliştirilen 4 yeti vardır. Bu yetileri, bütün amacımız bunları geliştirmek. Nedir? Dil bilimsel yeti, yani sözcük ve dil bilimsel kurallarını belirli kalıp ve desenlere göre kullanabilme. Yapabildiği kadar. İlla %100 doğru olmak zorunda değil. Önemli olan bağlamsal olması ve anlamlı olması. Toplum dil bilimsel yeti, dili bağlama göre samimi, resmi, yetişkin dili, çocuk dili, akran dili gibi uygun ortama göre kullanabilme. Stratejik yetisi, iletişim stratejilerini kullanabilme. Hatırlayamadığında araya belki Türkçe bir şeyler sıkıştırma veyahut da beden dilini kullanma. Söylem yetisi ise dili kullanırken bağlama göre uygun söylemleri kullanabilme. Bu bağlamda etkin programları ve yöntemler, programlar ve yöntemler öğrencileri iletişimsel etkinliklere katılımıyla öğrendikleri dilin işlevsel kullanımının gelişmesini sağlayan etkinliklerden oluşturulmalıdır. Çocukların öğrenme yönelik özellikleri nelerdir? Kısaca bir hatırlayalım. Soyut kavramları öğrenmede zorlanır, somut düşünürler. Özellikle young learners dediğimiz, yani çocuk öğrenciler. Kendileriyle ilgili konuşmayı severler, kolaylıkla sıkılabilirler ancak ilgi duydukları konularda uzun süre odaklanabilirler. Örneğin sevdikleri oyunlar ve materyaller. Bunu biz cep telefonundaki oyunlardan biliyoruz. Bir çocuk eline geçirdiği zaman saatlerce aç susuz oynayabiliyor. Demek ki ilgisini çekmesi, yani önce attractive olması ve bunu ilgisini devam etmesi, çocuğun ilgisini çekecek materyal ve etkinliklerin olması en önemli özellik. Açıklamalardan çok görerek, duyarak, dokunarak ve deneyimleyerek öğrenirler. Onun için daha 1840'larda Direct Method'un bir sloganı vardır. Don't explain, explain but demonstrate. Yani açıklama yapmayın, gösterin. Yaparak, yaşayarak öğrenirler. Keşfetmeyi, çizim yapmayı, boyamayı, hayal kurmayı, hareket ederek veya oynayarak öğrenmeyi severler. Yani onlara lecture tarzında ders yapamayız. Hemen hemen her cümleyi belki beden diliyle yapmayı ve ondan sonra da bunu dillendirmeyi yapmaları gerekecektir. Çevresindeki hemen hemen her şey onların ilgisini çekebilir. Doğrudan öğrenme yerine dolaylı yoldan öğrenirler. Genelde motivasyonu ve enerjileri yüksektir. Aktif katılımcı olmayı severler. Meraklıdırlar ve risk almayı severler. Öğrenmeyi ve coşkulu olmayı severler. Onları zaten siz benden çok daha iyi tanıyorsunuz. İlkokulda yabancı dil öğretiminin amacına baktığımızda bu düzeyde amaç çocukların ilgi alanlarına sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine uygun etkinliklerle onların kendine güvenlerini, motivasyonlarını arttırmak ve İngilizce öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri sağlamaktır. Burada bence altını çizmemiz gereken en önemli şey çocukların kendine güvenlerini yitirmeden yabancı dilde işlem yapmalarını sağlayabilmektir. Yapılan eğitim ve öğretim etkinlikleri yoluyla öğrencilerin elde ettikleri kazanımları belirlerken çeşitli yollarla iletişim odaklı ölçme değerlendirme etkinlikleri de yapılmalıdır. Bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan öğrencileri hedef dille bir bağlam içinde karşı karşıya getirme ve anlamlı girdi sağlamak, onların dili kullanmaları için düzeylerine ve ilgi alanlarına uygun görev ve etkinlikler yapmaları için ortam hazırlamak, öğrencilerin özgüvenlerini yıkmadan yapıcı bir şekilde hatta bireysel dönüt vermek, öğrencilerin bir ara dil sürecinden geçeceğini bilincini onların kendi hızlarında gelişim ve dil oluşum süreçlerini teşvik etmemiz gerekiyor. Ara dil nedir? Ta Selinker 1972 yılında bundan bahsetmiştir. Yaklaşık 50 yıl önce. Nedir? Her hedef dil öğrenen kişi ya da hatta ana dilde bile bir ara dil sürecinden geçiyor. Ben buna çamurlu tarla diyorum. Yani bunun ta ortasından geçiyor bütün herkes. Efendim üzerinden zıplayarak geçen, uçarak geçen daha henüz görülmedi. Yani öğrenciler hata yaparak öğreniyor. Onun için deneme yanılmayı öğreniyorlar. Öğretmen olarak vay ben bu kadar anlattım, bu kadar işte işlem yaptırdım, egzersiz yaptırdım. Hala hata yapıyor diye kendimizi suçlamamız da gerekiyor. Confucius'un bir sözü var. Rodelis de bunu kaynakça göstermiş. Gidilecek yolu, yani rotayı değiştiremezsiniz. Ancak öğrenme hızını artırabilirsiniz. Nedir bu ara dilde temel şey? Nelerden oluşur? İki tür hata yapıyorlar. Ana dilden aktarım hataları, özellikle başlangıç düzeyinde. Sonra gelişim süreci hatalarıyla karşılaşıyorlar. Nedir bu ana dilden aktarım hataları? Telaffuz düzeyinde işte thank you diyemiyor, thank you diyor. Yellow diyemiyor, yellow diyor. Street diyor, işte I don't know diyor.
Sözcük düzeyinde işte bakıyor sözlükten içmek, drink, sigara içmeyi drink a cigarette ya da bilgisayarı açmayı turn on yerine open the computer. Ya da işte diyor ki ormanda pikniğe gideceğim, picnic in the jungle şeklinde söyleyebiliyor. Çünkü henüz daha bir dil sezgisi oluşmamış. Sözlükten bakarak bir şeyler üretmeye çalışıyor. Bu durumda çocukları suçlamamak gerekiyor. Daha fazla input istediğinin göstergesi olarak algılamamız gerekiyor. Cümle düzeyinde yapılan hatalar, işte buna telgraf diyoruz biz. Emizar, efendim, buzzword, yani yardımcı, auxiliary dediğimiz yardımcı fiillerin düşürülmesi, prepositionların kullanılmaması, efendim, es takılarının ya da fiillerin çeşitli tense göstergelerinin kullanılmaması gibi. İşte Türkçe'de ne diyor? Karnım aç, my stomach hungry. Annem ev hanımı, işte my mother housewife. Bugün cuma, today Friday. Hava güneşli, air sunny. Bakın weather bile değil, air. Today temperature 25 centigrade. There are 5 books. Books diye çünkü Türkiye'de kitaplar demeyiz biz. İşte 5 kitap var. There are 5 books. Bir bakıma yani ana dilden nasıl düşünüyorsa bunu ikinci dile de yansıtıyor. We came here Monday. Yani on Monday demiyor. Gelişim süreci hataları ise çocuklara tabii biz diyoruz ki çoğul yapmak için S takısı kullanacaksın. İyi güzel. Ama düzensiz çoğullar ne olacak? Bakın hatta double çoğul dediğimiz yani çift şeyde hem children diye bir de esekli. Children's, men's, women's ya da iyilik ekimi düşürüyor. Alice Car yerine Ali Car, Jack Mobile Phone, My Sister yerine I Sister ile karşılaşabiliyoruz. Düzensiz fiillerde got, drink it, eat it, waked up ya da geniş zaman içindeki takısını hiç kullanmıyor. My mom make a cake every day. She love making a strawberry cake gibi. Chomsky'nin bir güzel sözü var. Diyor ki İngilizce'deki tüm istisnalar hatalara karşımıza çıkıyor. Çünkü öğrenciler önce ihtiyaç duydukları birebir chunk ya da bunlara ready speech gibi dediğimiz işte hoş geldin güle güle memnun oldum gibi ifadeleri olduğu gibi algılıyor analiz etmeden. Ve daha sonra dil sezgisi geliştiğinde inner criteria dediğimiz artık onları önce genelliyor sonra da istisnayı daha sonra, en sonunda öğreniyor açıkçası. Onun için öğrenciler istisna yönelik hata yaptığında hiç paniklemeyin. Hatta bu süreçten geçerken onların bunun normal olduğunu hem öğrencileri hem kendinize öğretmen olarak kabul ettirin. Sınavlarda da aynı şekilde. Yani tek bir doğru cevap olan soru sormayın. Çocukların daha böyle birkaç çeşitli. Çünkü dilde tek bir doğru cevap yoktur yani. Örneğin bir nasılsın sorusunun cevabı sadece fine thanks Andy değildir. İşte I am fine, not bad, so so, better than yesterday falan. Yani birçok cevap vardır bağlama göre. Onun için öğrenme sürecinde çocukların şu aşamalardan geçeceğini bütün öğretmenler bilmek ve kabul etmek zorundadır. Üretim düzeyinde özellikle tek sözcük aşamasında işte go, play, milk, book, mobile phone yani tek sözcükle cevap verir. İşte bunu ben hep şunda sınavlarda da karşıma çıkar. İşte öğrenciyle ilgili sorular soruyorum. What's your favorite music? Çocuk tek cevap bize. Pop ya da klasik veya da folk. Evet doğru. Pop müzik seviyor. Yani sen ne müziği seviyorsun? Pop diyor adam. Gayet güzel. İşte how many sisters have you got? No diyor. Yani yok hiç yok. Ya da one diyor, two diyor. İlla tam cümleyle cevap vermek zorunda değil. Çünkü zaten o düzeyde bir sözcük kullanabiliyorsa anlamlı olarak gerçekten dilde, beyinde dil gelişimi var demektir. İki sözcük aşamasında işte open book, take it, come here, sit down, help me gibi ya da I eat deyip bırakabiliyor. Üç sözcük aşamasında işte daddy go work, we play game, I eat apple ya da I drink tea gibi cümleler kullanabilir. Tabii A2 düzeyinden itibaren B1 düzeyinde özellikle telgraf cümleleriyle karşılaşıyoruz. Nedir bu? İşte we came Friday, mom not home. Biraz sonra bir şey göstereceğim. Bir sınav sorusuna verilen cevabı orada çok daha net göreceğiz bu telgraf cümlelerini. Ta 5. aşamada öğrenci gerçekten artık inner criteria dediğimiz o iç kriteri oluşturuyor. Dille ilgili basit cümleler kurmaya başlıyor. İşte open your room, I'm playing now. Ha bir taraftan bazı cümleleri gerçekten doğru kullanırken bazen de ikinci kez, üçüncü kez kullanımında performans hatası diyoruz biz buna. Telgraf cümlesine hemen geri dönebiliyor. Onun için hiç şaşırmamak gerekiyor. Ya bir önceki cümlede doğru kullanmış, bir sonraki cümlede yanlış kullanmış.
Onun için öğrencilerin hatalarıyla çok fazla uğraşmayın. Ama siz öğretmen olarak bunun farkında olun. Buna yönelik bireysel dönüt ya da bireysel inputla öğrencinin farkına vardırmaya çalışmamız gerekiyor. En son aşama ise karmaşık cümle yapısı. Bu daha çok işte B1'in ortalarında başlıyor. C1, C2'de daha iyi hale geliyor. İşte while I was coming to school this morning, I saw an accident on the street gibi gayet güzel bir cümle kurabiliyor. Evet, A2 düzeyinde bir öğrenci. Bu A2'nin ikinci dönemi diyebiliriz buna. Şöyle bir task vermiştim. What did you do at the weekend? Write a paragraph using CDs. Bu arada ben öğrencilere özellikle paragraf üretirlerken cohesive devices dediğimiz sequence words ya da bağlaçları kullanmasını mutlaka istiyorum. Diyorum ki 5 puanı buradan vereceğim, 20 puanı. Ve mutlaka kelime sınırı veriyorum. 100 kelimeyle bunu üretmelerini istiyorum. Bakın şöyle bir cevap geldi. Last weekend I went to Ankara for see to my friends. My friend Shule got married last year and now she going to go to Australia because her husband live there. Şeyleri görüyor musunuz? Telgraf, S takısı yok, is yok. Efendim, for see to my friends gibi ifadeler. On Saturday morning preposition kullanmış mesela, aferin. I arrived Ankara, in New York bakın. First of all we had breakfast, then my friend made Turkish coffee. When we drink coffee, we chatted. My other friends came and we ate dinner. Harika. Later, bakın şeyde kullanmış CD'yi, cohesive devices dediğimiz. We went to out. Hep go to ile kullanılır ya, burada yine karşımıza çıkıyor bakın klişe olarak. For drinking coffee, Ankara was really cold. I don't like cold but it was very good. Öğrencilere diyorum ki bir şey üretirken sadece gerçeklikleri söylemeyin. Bununla ilgili duygu, düşünce ve görüşlerinizi de belirtin. Bakın burada duygu ortaya çıkmış. It was very good with friends. When we come home, it was very late but we didn't sleep until morning. We chatted, laughed and played game. It was so funny. Bakın yine gerçeklik artı duygu. I was happy. On Sunday, we went to book fair and I bought 5 books. Fair was crowded, so I was tired. And then I returned to Denizli. I miss my friends. I will go to Ankara again. Harika. Yani ben buna 20 üzerinden 20 veririm. Neden? Bir kere CD'leri kullanmış. Söylemlerde bir sıralama var. Efendim tüm gramer hataları olsa bile yine de bütünsel olarak baktığımızda anlamlı bir bütünlük sağlıyor. Bu düzeydeki öğrenci için harika. Yani işte iletişimsel, yani iletişimsel dediğim şey bu. Bunu ben doğadaki bir sürece benzetiyorum. Yani bu arade sürecini. Çocuklar karşımıza geldiğinde böyle çiçek gibi oturuyorlar. Yani bir meyve olmaya hazır. Bilmiyorum bu çiçeğin ne olduğunu, hangi ağacın olduğunu bilen var mı? Bu çiçek daha sonra şuna dönüşüyor. Acaba bu nedir bilen var mı? Keşke interaktif olabilseydi. Bu bir şeftali. İnanabiliyor musunuz? Ve ilginç, aynı dalda olmalarına rağmen, bakın aynı sınıftaki öğrenciler gibi. Şunlar çok iyi çalışkan ama ya şu diptekilerse tembel öğrenci mi? Hayır. Doğa böyle. Allah'tan böyle bir şey var. Neden? Yoksa biz bir hafta içerisinde bütün şeftalileri yiyip bitirmemiz gerekirdi. Ama ne oluyor? Öncekiler önce oluyor, onları yiyoruz. Sonra diğerleri devam ediyor. Yani biz bir ay boyunca aynı ağaçtan şeftali yiyebiliyoruz. Öğrencilerin öğrenme süreçleri de böyle. Peki bu nasıl şeftali ya? A1 düzeyinde bu ya da A2 düzeyinde. Hani bunun suyu, hani bunun tadı, hani bunun rengi? Evet, bunları beklemeyeceğiz. Bunun normal bir süreç olduğunu hem kendimiz öğretmen olarak kabul edeceğiz, üzülmeyeceğiz. Ama input vermeye, aynı güneşin ışığı, efendim köklerin suyu, havadan nemini aldığı gibi biz bu ortamı onlara öğrenme süreci olarak sağlayacağız. Peki ne zaman şeftali olacak bunlar? Cevabı şu. Türkler çok güzel bir ifade bulmuş. 3 vakte kadar. İşte bizim öğrencilerimiz de 3 vakte kadar duymayı, efendim konuşmayı, anlamayı, iletişim kurmayı öğrenecekler yavaş yavaş. Evet, bakın bunlar A2'den B1'e doğru geçmiş. Hah, işte şimdi B1 düzeyinden B2'ye geçmişler. Bakın şeftaliye benziyorlar ama hala taş gibi. Hala su yok, juice yok. Evet, şimdi size mükemmel bir C1 ve C2 düzeyinde Bursa şeftalisi. Evet, hep bunu istiyoruz. Herkes bunu istiyor ama bir türlü buna varamadık. İnanın liseyi bitirmiş gelmiş çocuklar hala daha şu düzeyde karşıma geliyorlar. Evet, üniversiteye gelmiş ama adam hala ya bu düzeyde, ki bunlara bile çok iyi diyoruz, şu düzeyde geliyorlar. 1500 saat sonuç. Neden?
Çünkü onlara doğru dürüst input verilmemiş, iletişim kurma ortamı sağlanmamış, kulakları sağır, bilgisiz. Onun için biz ne kadar aşağıdan başlayarak bunları sağlarsak, bir üst seviyeye gittikçe helozenik olarak eğitim programında gösterdiğim gibi buna dönüşüp tabii ki en son buraya ulaşmamız sağlıyorlar. Çocuklar yabancı öğretiminde bir devrim yaratan bir vatandaş var. James Asher kendisi bu. Web sitesinden izleyebilirsiniz kendisini. Total Physical Response yani bedensel tepki vererek dil öğrenme diye bir yöntemden bahseder. Hatta bunun teknik olduğunu söyler. Ama şu üç hipotezini çok severim ben. Nedir? Dil duyarak öğrenilir. Yani beynimiz doğuştan bir dil öğrenmeye yatkındır ve biz bunun aldığımız uyarıcılarla harekete geçeriz. Onun için duyma ve bedensel tepki verme ilk aşamalardan biridir. Onun için biz imperatifleri kullanırız. Yani emir cümlelerini kullanırız. Der ki işte şunu getir, oturun, kalkın, bunu yapın, gösterin, işaret edin, dokunun, boyayın gibi bir sürü şey yaparak çocuk bunu Türkçe çevirmek zorunda bile değiliz. Sadece buna yönelik biz kendimiz beden diliyle gösteririz. Çocuklar da bunu aynı şekilde yaparak öğrenirler. Sağ beyin eylemle sol beyin dille ilgilenir. Yani önce sağ beyinle yapmaları gerekiyor. Yani vücut ona bir tepki gösterecek. Sonra sol beyinle dillendirmesi gerekiyor. Genelde biz önce açıklayıp sonra yapmalarını bekliyoruz. Hayır diyor Eşir. Bu ters işlem beyinde. Önce yapacaklar sonra dillendirecekler. Bir de stresi olmayan ortamlar oluşturmak önemli. Yani istedikleri kadar hata yapabilirler. Gülsünler, eğlensinler. Yani bir ders olarak bile görmesinler bunu. Onun için ben hemen sizinle bir şey paylaşmak istiyorum burada. Yine YouTube materyalidir bu da. Hocam Zoom üzerinden yayın yaptığımız için ekranda o link tıklayınca yalnız açılmaz. Paylaşmayı mi? Kapatıp şey yapmanız lazım. Ekranı paylaşmanız lazım. Tamam, öyle yapacağım. Öyle yapacağım. Screen sharing'e girip. Screen share'den shared evet. Galiba orada evet. Onu size zahmet. Önce bir şeye gireyim. Sisteme gireyim. Ben de bir yandan YouTube'dan soruları falan not alıyorum. Hem velilerimiz hem öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz, İngilizce öğretmenlerimiz harika görüşler ve sorular yazıyorlar hocam. Birazdan sonuna doğru geleceğim ben de. Evet, çok güzel. Ve eski öğrencilerinizin de selamları var, onları da ileteceğim. Oh my God, what is this? Bilgisayar beni dinlemiyor. Sayın hocam 220 kadar kişi bizi izliyor şu anda. Ben de izleyicileri boş bırakmayayım bu sırada. Yanlış saymadıysam 120 kadar da okulumuz var şu anda izleyen. Oldukça büyük yayınımız var. Şimdi paylaştı mı? Evet hocam görünüyor. Evet. Evet, bu bir Total Physical Response sınıfı. Öğretmen önce model olarak gösteriyor. Eminim bunu birçoğunuz biliyordur. Öğrenciler de gayet rahat bir ortamda. Bakın, yapmaya çalışıyor. Evet, onlara bir task veriyor şimdi. Evet. Emir cümlesiyle hepsi yapıyor. Sonra birbirine bakarak da öğreniyorlar. Bakın bir kelime etmiyorlar. Sadece söylenene göre. Stories consist of processing a blank.
Evet, bir başka filmde. Önce sözcükleri tanıtıyor öğretmen. Bakın tekrar et yok. Sadece çocuklar ne diyorsa istiyorsa tekrar ediyor veya sessiz tekrar ediyor. Bazı arkadaşlar diyebilir ya bizim bu kadar 4-5 öğrenciyle ders yapmıyoruz. Ya büyük sınıflarda yani TPR inanın 80 kişilik sınıfta bile yapılabilir. Ben bunu yaptım yani ortaokulda çalışırken. Bunların ben linklerini de koydum sunumda. Oradan siz kendiniz de izleyip tekrar izleyip bilgi edinebilirsiniz. Evet, listen, watch and do. Yani süreç bu. Bakın brain lateralization dediğimiz olay. Önce fiziksel olarak yapacaklar, sonra dillendirecekler. Süreç böyle bir şey yani. Peki ben yine sunumuma döneceğim. Evet, bütün süreç bu. Play, learn and grow together. Yani ders bile demiyoruz bunu. Hadi oyun oynayalım. İngilizce oyun oynamak ister misiniz? İngilizce şarkı söyleyelim. İngilizce efendim drama yapalım gibi. Bakın burada sol ve sağ beyinlerin neler yaptıklarına ilgili bir tablomuz var. Daha çok motor aktiviteleri, efendim sol beyni harekete geçiren analitik şeyler subjektivdir, yani bireyseldir, özneldir. Diğer nesneldir, bütüne bakar, parçalara bakar, sezgiseldir, sıralamalıdır. Yani dolayısıyla her iki lobu da kullanarak ya da yarı küreyi de kullanarak çocukların dili bir bisiklet öğrenir gibi, bir araba öğrenir gibi ya da bir yüzme öğrenir gibi öğrenebileceğini söylüyor. Ve diyor ki ne kadar bunu bedensel olarak yaparlarsa beyinde iz bırakıyor, trace theory. Dolayısıyla ileride tekrar bunu hatırlamaları da çok kolay oluyor. Yani bu şekilde öğrenilen bir dilin asla unutulmayacağını söylüyor. Bunun da ben birçok faydasını gördüm. Derslerimde de en azından bir son 15 dakika, 20 dakika buna benzer etkinliklerle ilk başta böyle başlayıp daha sonra da bunları tekrar ettirerek ve daha sonra da hikayeye dönüştürerek böyle bir dil programı yapmıştım. Bir de şöyle bir güzel bir slogan ya da işlem var diyeyim. Şimdi bir yapıyı çocuk şöyle öğrendi. Give me an apple, please. Daha sonra cümleye geçtiğinde ana şey gövde duruyor bakın. Give me an apple. Will you give me an apple, please? Can you give me? Have you given me? Did you give me? Would you give me? I will give you. Ya da you will give me. Ali can give me an apple. Gökhan has given me an apple. Bakın ana gövde duruyor. Ve biz bunu 500 fiil ve yani verb artı yani fiil artı nesne olarak 500 yani 1000 tane sözcük öğretebiliriz. A1 düzeyinden bahsediyorum. Onun için en çok kullanılan kelimeleri ve o kelimeleriyle birlikte nesneleri give'le birlikte ne kullanabiliriz? Verilebilen her şey. Give me an apple, give me food, give me object, işte give me your book, give me your pen, give me your mobile phone, give me your bag. Yani bunları renklendirebiliriz. Green, yellow ve anlamlı birçok şey yaratabiliriz bu vasıtada. Bunu bir araç olarak dediğim gibi kullanabiliriz. Denemenizi tavsiye ederim. İşin cümle boyutundan yani imperative boyutundan artık hikaye boyutuna geçmemiz gerekiyor. Burada da hikayeler beynimizde dilin en etkin öğrenme araçlarından bir tanesi. Önce öğretmenin hikayeyi beden dili, ses ve mimik ile canlandırır. Ben buna dramatize storytelling diyorum. Anlatır ve anlaşılır girdi sağlanır. Resimlerle özellikle çok önemli. Önce hikayede geçen sözcükleri resimlerle tanıtırsınız. Arkasından hikayeyi canlandırarak anlatmak çok önemli. Sonra öğrenciler hikayeyi hep birlikte okur ve canlandırırlar. Önce öğretmen canlandırıyor. Sonra öğrenciler
Öğretmenle birlikte bir daha okuyup canlandırıyor. Sonra bu aşamada öğrenciler grup olarak hikayeyi okur ve bir gönüllü öğrenci canlandırır. Yani tüm öğrenciler okuyor, bu sefer gönüllü canlandırıyor. Hatta bu birkaç gönüllü ardıl olabilir. Son aşamada ikili çalışmayla öğrenci bir öğrenci hikaye okur, iki öğrenciyle ikili çalışma yapılır. Bir öğrenci hikaye okurken diğeri duyarak canlandırır. Sonra diğer öğrenci okur ve ilk okuyan canlandırır. En sonunda hikayeyi yeni ikili gruplarla birbirlerine anlatırlar ve canlandırırlar. Yani aynı hikayeyi 4 defa, 5 defa okuyup canlandırdıklarında yine Asher'ın söylediği, önce sağ beyinle onu oynayacak, sonra da kendisi bunu söyleyerek sol beyinle dili geliştirecek. Suggestopia'da Lazanov aslında buna benzer bir şey önermiş. Bakın şöyle ondan da bir kesit izleyelim. Evet, ben yine ekranı paylaşayım sizinle. Bilmiyorum sesi ne kadar duyuluyor ama. Evet, öğretmen bir müzik açıyor ve müzik eşliğinde hikaye okuyup canlandıracak. Bunu YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Suggestopia diye de girdiğinizde tüm süreçleri izleyip aynısını sınıfınızda uygulayabilirsiniz. Tabii hikaye seçimi önemli burada. Öğrencisinin ilgisini çeken kısa hikayelerle başlayıp, yani bir paragraflık çok kısa hikayeler de var. Bunu dediğim gibi hatta öğrencilerin bildiği Nasrettin Hoca hikayeler olabilir ya da kendi bizim de, ilkokulda sınıfta okuduğu hikayelerin İngilizcelerini yapabilirsiniz. Bakın hem okuyor hem canlandırıyor. Bakın gerekli malzemeleri de getirmiş sınıfa. Onları da kullanıyor. Evet, biraz ileriye alacağım. Evet, bakın şimdi de tüm öğrenciler hem okuyor hem canlandırıyor. Öğretmen hikayeyi dağıtıyor ve anlamaya çalışıyorlar. Evet. Evet, şimdiki aşamada da bir öğrenci okuyor, diğer öğrenci duyduğuna göre, pardon biraz geriye alayım. Bir öğrenci okuyor, diğeri de canlandırıyor. Yapabildiği kadar, yani illa %100 doğru olmak zorunda değil. Evet, ben daha fazla
zamanınızı almak istemiyorum. Bunu dediğim gibi kendiniz izleyip sınıfınızı buna göre düzenleyebilirsiniz. Tekrar sunumuza geçelim. Evet, ilkokul 2-3-4 düzeyinde dilli beceri öğretiminde hangi alt becerileri geliştireceğiz? En çok bizim geliştireceğimiz şeyler nedir? İzledikleri, dinledikleri de okuduklarına göre başlıktan veya işte 3-5 saniye izleyip tahmin etme. Evet, biz burada ne izleyeceğiz? Genel anlam çıkarma. Bu ne ile ilgili bu? İşte hava ile ilgili, sporla ilgili, müzikle ilgili, tatille ilgili, ne ile ilgili? Yani bir anlam çıkarabiliyor mu? Çocuk tek bir kelimeyle cevap verecek. What is it about? Tek soru da bu. Tarama soruları sorabiliriz. İşte nedir? What, when, where, how much, how many? Yani çocuğun yine bir kelimeyle cevap vereceği, tam cümle kurmadan veya sözcük öbeğiyle cevap verebileceği türde açık uçlu sorular veya yes, no sorusu. Bir de zamirlerin öncülünü bulma. Bu genelde kitaplarda hiç göremedim ben bunu. Gerek Türklerin yazdığı, gerek İngilizlerin. İşte bir sürü zamir geçiyor. Yani personal pronoun, objective pronoun, subjective pronoun, reflexive pronoun gibi. Ve bazı öğrenciler bunların neyi, öncülünü, ne olduğunu bilmediği için paragraf bütünlüğünü ya da diyalog bütünlüğünü göremiyor. Zaman zaman bunları da sormamız gerekiyor. Konuşma ve yazma becerileri içinse duygu ve düşünceleri sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, bir kişiyi nesne veya yer betimleyebilme, tanıtabilme, özellikle kendini, ailesini, aile bireylerini, bulunduğu yeri, çevreyi tanımlayabilme, başından geçen bir olayı, bir durumu anlatabilme, narration dediğimiz, hikaye anlatabilme gibi A1 düzeyi ve A2 düzeyinde beklentilerimiz bunlar. Bunun için de şöyle tasklar verebiliriz. İşte bir şey izlemeden önce, dinlemeden ya da okumadan önce. İşte what do you think the passage is about? Ya da if you look at the title, what do you think the text is about? Ya da what's the title about? Gibi. Skimming sorusu olarak bir tane yani genel anlam çıkarma. What is the text about? Ya da what's the film about? Gibi soru sorabiliriz. Tarama soruları ise 5N1K sorusu dediğimiz WH questions, how questions, yes no questions. İşte where is Tom today? Is he in the hotel at the moment? Can he play the flute? How long is he going to stay? Bütün bunları dediğim gibi tek kelimeyle çocuklar ya da chunk dediğimiz sözcük öbeğiyle cevap verebilirler. Referencing task'ta ise işte what does she mean in line 2? Özellikle okuma parçalarında bunun üzerinde durabiliriz. What does everybody mean in line 5? What does that mean in line 2? Yani that, this, then, efendim, each, us, şurada bayağı bir verdim. I, you, they, he, she, them, us, each, then, one, that, those gibi. Bunların öncüllerini, bunları bilmeleri özellikle paragraf bütünlüğü açısından ya da diyalog bütünlüğü açısından çok önemli. Bütün bunları biz neyle yapıyoruz? Bütünleşik beceri öğretim sürecinden nedir? Önce bir konuya giriş yapıyoruz. İşte bu prediction, tahmin etme neyle ilgili. Sonra izleme ya da dinleme ya da okuma yaptırmadan önce çocuk ne yapacak? Çoktan seçmeli bir task mı yapacak? Eşleştirme mi yapacak? Açık uçlu soru cevap mı verecek? Yani neyse onu tanıtıyoruz. Diyoruz ki bu soruların ya da bu task'ı izleyerek yapacaksınız, dinleyerek yapacaksınız. Sonra izliyor veya dinliyor veya okuyor. Sonra da cevapları birlikte dönüt olarak tüm sınıfla paylaşıyoruz. Genelde bu paylaşımda hep sözlü oluyor. Lütfen doğru cevapları ya yazın önceden slide'a tek tek paylaşın ya da tahtaya yazın. Çünkü sadece işitsel öğrencilerimiz yok. Görsel öğrencilerin de bundan faydalanması gerekiyor. Evet, bunları bitirdik. Üretme boyutundan olacak. Ben önce yazdırıyorum. Çünkü yazma konuşmanın bir öncülüdür. Özellikle okuma yazması olan çocuklar için yani 2-3-4 için. Daha sonra da o yazdıklarını ikili olarak 5 ayrı arkadaşıyla paylaşıyorlar. Diyelim ki çocuk ne yapabiliyorsun? İşte diyorum ki yapabildiğim 5 şeyi, yapamadığım 5 şeyi bir yaz defterine. Yazıyor. Sonra diyorum ki bunu yanındaki arkadaşla paylaş. Sonra 3 dakika sonra diyorum ki evet arkadaş değiştiriyoruz. Change your friend. Diyelim ki orta grubun sol tarafındaki de kalkıyor. Herkes bir sıra geriye gidiyor. En arkadaki de öne geliyor. Bu süreci en az 5-6 hatta bazen abartıyorum 10 ayrı kişiyle paylaşıyorum. Gözlemim şu. Çocuk o yazdığını önce kitapta defterden okurken inanın 3. 4. öğleden sonra artık konuşmaya başlıyor. Hiç bakmadan işte ben şunu yapıyorum, şunu yapamıyorum gibi. Hatta oraya örnek bir cümle de yazıyorum. İşte I can ride a bike, play football and play the guitar, but I cannot cook, I cannot işte ne yapamıyorsa 2 ya da 3 tane onu söylüyor.
Bu taskla birlikte hem kendi yapısını kullanmayı, hem duymayı, hem yazmayı, hem konuşmayı, yani dört beceriyi birleştiriyoruz. Şurada yine bir şey var. Ona yönelik bir örnek sundum size. Onu paylaşayım. Yine YouTube'dan. YouTube harika bir materyal ağı bu arada. Ben derslerimde çok çok kullanıyorum bunu. Eğer tabii bizim en büyük avantajımız bütün sınıflarımızda online akıllı tahtamız var. Sizin eğer yoksa bunları önceden indirip çok rahatlıkla flash diskten öğrencilere yansıtabilirsiniz. Evet, Gogos Adventure diye bir şey. Ben tekrar task'ı göstereyim. Şu soruları cevaplamak üzere çocuklar izleyecek. İşte, where are Jenny and Tony? What's the matter with Gogo? What does he want to do? And what does mom tell Jenny to do? Bunları soru hatta cevaplarını öğrenciler üzerine geçmeniz gerekir ki bilmediği şeyler varsa çocuklar bunları da öğretmek zorundayız. Sonra task'ı ne yapıyoruz? İzletiyoruz ve bunların cevabını alacağız. Bütünleşik beceri öğretimine göre. Evet, biraz izleyelim. Çocukların bayıldığı bir şey bu. Yine ben sizinle paylaşayım. Bilmiyorum, sınıflarınızda kullanıyor musunuz? Özellikle küçük yaş çocuklar bayılıyor bunlara. Evet, bu şekilde devam ediyor. Ben daha fazla zaman almasını istemiyorum. Onun için zamanımız da bayağı neredeyse 50 dakikaya ulaştık. Dediğim gibi bu soruların cevaplarını çocuklardan alıyoruz ve ona göre doğru cevabı bütün sınıf duyuyor ve görsel olarak da istiyor. Burada tabii hastalıklar üzerine duracağız. İşte farklı hastalıkları tanıtmamız gerekiyor önce. Tanıttıktan sonra şöyle bir task verebiliriz. Artı yine what's the matter with you sorusuna ikili olarak cevap verebilirler, sınıf olarak verebilirler. Dediğim gibi çeşitli hastalıklarla ilgili bir konu bu. Anadili konuşulanları sınıfa ne kadar getirebilirsek izleme, dinleme, okuma beceri ile yoluyla girdi sağlama çok önemli. Konuşma ve yazma beceri, alt beceri yoluyla da çıktı sağlamak için yani dört beceriyi sınıf ortamında mutlaka kullanmalıyız. Genelde üretim beceriler yani yazma ve konuşma beceri ihmal ediliyor ve hep eve veriliyor. Oysa bunların yine öğretmen gözetiminde onların öğretimin gözlemiyle yapılması ve tekrar tekrar dönüş sağlaması gerekiyor. Bir materyali maalesef biz bir kere kullanıyoruz. Diyalog bir kere kullanıyoruz. Okuma parçası. Hayır. Bunları en az dört kere, beş kere yani aynı bir yemek yapmayı öğrenme ya da bir kek yapmayı öğrenme gibi tekrar tekrar yoluyla ta ki pekiştirene kadar tekrar etmemiz gerekiyor. Evet, çeşitli YouTube materyalleri var. İşte What Did You Do Yesterday? İşte BookBox Stories olsa çok güzel. Bilmiyorum hiç kullanan var mı? Bir tane örnek olarak vereyim ben size yine. YouTube'a girelim.
Evet, YouTube'da Bookbox Story English karşımıza çıktı. Hintli öğretmenler hazırlamış bunu. Bir sürü hikaye var. Mesela The Little Pianist, Suggestopedia şeklinde hazırlanmış. Müzik eşliğinde hikaye anlatımı ve canlandırarak anlatıyor. Bununla ilgili dediğim gibi 5-6 tane soru hazırlayıp scanning sorusu. Sonra öğrencileri izletiyoruz ve önce dinliyorlar. Ve daha sonra da ben bunu öğrencileri ev ödevi olarak evde de en az 3-4 defa, hatta servisle gelip gidiyorlarsa bir hafta boyunca bunu izlemelerini istiyorum. Once a little boy named Azul. He loved to play the piano and dreamed of becoming a pianist someday. Every Sunday, Azul went to his piano class and practiced every night at home, just before going to bed. Bakın burada Türkçesini bile söylemeye gerek yok. Ne yaptığını zaten resimde görüyor. Siz de bunu bedenle olarak canlandırırsanız anlaşılacaktır. Yani illa tabii bazı öğrenciler anlamıyorum diyorsa, benim öyle bir öğrencim vardı. Gidip kulağına fısıldıyordum Türkçesini. Bir gün gidiyordum, yine dedik hocam gelme, anlıyorum artık. Yani bu tür geçişlerin yumuşak olması gerekiyor. Yoksa anlamak zorundasınız. Hayır, bir işe yaramıyor. Because he was so sincere. He would forget to brush his teeth, but would never forget to practice playing the piano. Evet, ben sadece tanıtıyorum. Dediğim gibi zaman yok çünkü. O yüzden gerisini siz kendiniz izleyebilirsiniz. Sunularda bu olacak zaten. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Ayrıca bir şey yazdırıyorsam, mesela dün akşam da ne yaptığınız sorusunu, what did you do last night sorusunu ben kendim sınıfta cevaplandırdım ve bunu akıllı tahtada gösterdim ve dedim ki buna göre siz de üret. Çünkü bazı çocuklara sadece işte ne yaptığınızı anlatın dediğinde diyor ki çocuk, hocam aklıma yazacak bir şey gelmiyor. İlk başta üretim taklitseldir. Diyorum ki evet, buna göre taklit etsen de. Ama gördüğünüz gibi renkli. Neden? Çünkü kırmızılar CD'ler, yani cohesive devices'lar kullanacak. Maviler, siyahlar gerçek olayın gerçekliğinden bahsediyor. Yani ne yaptın? İşte I went home very early. İnanın mesela bu renkleri çıkarın. Öğrenci şöyle yazıyor. I went home early. I wanted to cook fried eggs and sausages. But there weren't any eggs in the fridge. Oh no. I went to supermarket right away. Bakın anlamsız oluyor. Ama bunlarla birlikte okuduğunda bu anlamlı, yani o diskorsu bütünsel görmeye başlıyor çocuklar. Ve üretirken de buna dikkat ediyorum. Dönüt verirken de gramer hataları değil. Sen diyorum CD kullanmamışsın. Sen efendim duygu yok bunda. Hep çok rutin bir şey olmuş. Monoton olmuş. Niye sadece gerçeklik var burada? Sen nasıl hissettin bu konuda? Ya da bu konudaki düşüncen ne? Görüşün ne? Dolayısıyla bu tür model veriyorum. Model bazlı çalışarak üretmelerini sağlıyorum. Onun için benim sloganım şu yazdırırken. Fact, opinion ya da fact and feeling pattern dediğimiz şu şeye bağlı olarak üretmelerini. Sonra konuşurken de bunu kullanmalarını istiyorum. Çünkü okuduklarında da bunu göstermek, diskors analiz yaptırıp bakın diyorum, yazarlar da bunu kullanıyor. Siz de yazarken aynı yapıyı, aynı şekli kullanmaya çalışın. Değerlendirme de aynı. Mesela içerik olarak 60 puan. Konuyla uygun ayrıntılı üretimde bulunur. Facts, opinion, feelings. Düzenleme. Yani CD'leri kullanılır, bakın 20 puan. Bağlaçları etkin kullanır. Sözcük kullanımı, uygun sözcükleri kullanmışsa yine 20 puan. Yani 100 puanlık değerlendirmeyi de özellikle A1 sonu, A2, B1 düzeyinde için hiç dil bilgisinden not kırmadan, çocuklara da söz veriyorum, dil bilgisinden not kırmayacağım. Yazmanızdan not kırmayacağım ama içerikten kırarım, düzenlemeden kırarım, uygun sözcük kullanımınızdan kurarım şeklinde 100 kelime olacak, 150 kelime olacak. Mesela A2 için 100 kelimelik üretimler istiyorum. 100-150 kelime. Tabii düzeye göre artıyor. Başlangıçta 80-100 iken daha sonra ortalara doğru 100-120, sonra 100-150'ye kadar çıkıyor. B1 düzeyinde ise 200-250 aralığında sözcük sınırlaması veriyorum. Öğrenme aşamalarını ben şöyle sıraya koydum. Sözlü ve yazılı söyleme, anlama, algılama. Önce algılayacak. Sonra
taklit veya mekanik uygulamalarla üretim yapacaklar. Evet, baka baka, dinleye dinleye, onun gibi yapmaya çalışacak ve hatalı yapacak, tekrar deneyecek. Bu ne zamana kadar gidecek? Aynı dediğim gibi bir yemek yapmayı öğrenme, bir araba sürmeyi öğrenme, bir bisiklet, yetkinlik kazana kadar. Yani gözü kapalı bunu yapana kadar. Hata yapacak, düşecek bisikletten, arabayı çarpacak. Yeter ki başına bir şey gelmesin. Yetkinlik kazandığı zaman artık yaratıcılığını kullanabilir. Yani bazen arkadaşlar diyor, sıfırdan da yapın, ben size boş kağıtlarını yaratıcı kullanın. Ya bir adam daha altyapı oluşturmamış. Altyapı oluşturmadan yaratıcılığına geçemez. Onun için önce yetkinlik kazanması için tekrar aynı malzeme üzerinde tekrar aynı konu üzerinde process writing yaptırmamız gerekiyor bir bakıma. Daha sonra o yetkinliği kazandıktan sonra zaten kendisi otomatikmen bunu yapar hale geliyor. Sınavlarda mesela ben çocuklara IQ düzeyinde işte 4 tane şey yazdırıyorum diyelim ki konu bazında 4 ünite işlemişiz ya da 6 ünite işlemişiz. Diyorum ki bunlardan birini soracağım. Çünkü daha önce bunlarla ilgili sınıfta ödev vermişim. Yapmışlar, dönüt vermişim. İkinci draft, üçüncü draft yazmışlar. Sınavda diyorum bunlardan birini soracağım ve sorduğumda inanın başarı çok yüksek oluyor. Neden? Çünkü adam o yetkinliği kazanmış. Tabii bulumun öğrenme sınıflandırması gibi evet kavram bilgiyle karşılaşıyor, kavrıyor, anlıyor, uyguluyor, analiz, sentez yapıyor ve ölçme, değerlendirme ile biz bunu görüyoruz. Tabii en sonunda kişi diyor ki evet ben bunu yapıyorum, kabul ediyor ya da diyor ki yok ben çakmaz, olmuyor. Olmuyorsa baştan bir süreci bir daha yaşaması lazım. Bunu da öğretmenin rolü onun elinden tutup aynı süreci bir daha farklı materyallerle belki paralel bir şeyle yapması gerekiyor. Kabul ettikten sonra, o yetkinliği kazandıktan sonra yaratıcılık gelecek. Çocuklar için de bir sürü tabii materyaller var. Dediğim YouTube'a girdiğinizde işte Hungry Caterpillar, T-Series, KidSat var. Bilmiyorum hiç kullanan var mı? English with Gogo özellikle okul öncesi ve hatta ilkokul 4'e kadar hepsi için kullanılabilir. Ve bayağı da şey var, episodları var bunların. Ayrıca ders içi etkinliklerde, izleme anlam etkinliklerinde kısa film izleme, rol oynama, hikaye izleme, anlatma, şarkı izleme, şarkı söyleme. Şarkılar da çünkü çok önemli. Her konuyla ilgili okul şarkıları var. İnanın ben ortaokulda çalışırken çocuklar benim dersime, ben gelirken koridorda şarkı söyleyerek beni karşılarlar. Giderken de şarkıyla mutlaka şarkıyla bitirirdim. Aynı şarkılar ama beyinde işte iz bırakıyor. İz kuramını unutmayın lütfen. Oyun oynama çok önemli. Ayrıca Web2 araçlarıyla bir sürü interaktif etkinlik yapabilirsiniz. Son zamanlarda arkadaşlar bununla ilgili özellikle bu şu dönemde salgın döneminde çok güzel şeyler yaptılar, sunumlar yaptılar. Eminim bunlardan haberdarsınız. Ayrıca iletişim etkinliklerde konu bazlı olarak video izleme, konuşma, yazma, anlama, dinleme, anlatma, dinleme, mesaj yazma, yorum yazma, paragraf oluşturma, kendini, aileyi, çevreyi betimleme, tanıtma ve bunlarla ilgili ikili, üçlü grup çalışması, ikili çalışmalar ve her defasında farklı birini anlattım. Bu çok önemli. Aynı materyali ben 10 ayrı kişiyle paylaştırıyordum. Artık çocuklar bunu otomatik yapar hale geliyorlar. Daha sonra da inanın hiç unutmuyorum. Birinci sınıfta dersine girdiğim bir öğrenci 4 yıl sonra çağırdım. Dedim ki tanıt bakalım kendini. Ya da dün ne yaptığını anlat. Tıkır tıkır anlatıyordu. Dedim ki unutmadın mı? Hayır hocam diye o yaptıklarımıza ben unutamıyorum diyor. Evet işte iz teorisinin gerçekleşmiş halini bizzat ben deneyimlerimle gördüm. Size de yapacağınıza inanıyorum. Onun için sınıf içi etkileşimler çok önemlidir. Tüm sınıfla ilgili çalışmalar yapılabildiği gibi özellikle grup ve ikili çalışmalar, bireysel okuma, alıştırma yapma. Yani hem bireysel hazmedecekler sonra da paylaşacaklar. Kontrollü, güdümlü yani guided writing ya da guided task dediğimiz serbest çalışmalarla bunu yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca bir sürü yararlı web siteleri var. Bunu paylaştım. Ders dışı etkinliklerde mutlaka film izleme ya da filmleri bölerek 10'ar dakikalık, 15'er dakikalık servislerde bile izleyebilirler. En sevdikleri filmi indirsinler. İşte Netflix'ten ya da şeyden. Hikayeler de aynı şekilde. Mesela benim telefonumda 10.000 hikayeden bahsediyor. Aynı hikayeyi 5-6 defa izleyecek. Nasıl izleyecek? 15 veya 20 dakikalık bölümlere ayırır. Filmi sadece söylenenleri önce duymak için İngilizce altyazılı izleyecekler. Sonra aynı filmi ikinci kez bu sefer duyup, görüp anlamak için ve bir de sözcük ve söylemleri bir yere not alarak anlamlarını sözlükten veya birilerine sorarak öğrenecekler. Artık anlıyorlar. Üçüncü kez pekiştirme amacıyla hem dinleyip duyacak hem izleyecek anlamı üzerinde duracak. Ve filmde öğrendiğin sözcük ve söylemleri, duygu ve düşüncelerini sözlü yazılı ifade etmek için
kullanmaya çalışmayı, onları kullanmak için teşvik edeceğiz. Ve bir film tanıtım yazısı, sunu hazırla ve sınıfa sun şeklinde PowerPoint sunusu veyahut da Word'le öğretmeni de gönderebilir bunları. Bir film tanıtım yazısı sunusunda şunu içerecek. Birinci paragrafta filmin adı, yazarı, üreten şirket, süresi, önemli oyuncularını tanıt. İkinci paragrafta 150 sözcükle filmin konusunu tanıt. Ancak en önemli yerinde anlatımı bitir çünkü dinleyici merak etsin ve filmi izlesin. Kitapta da aynı şekilde. Üçüncü paragrafta filmle ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız. Hoşunuza gitti mi, gitmedi mi, neden, bu filmi bir arkadaşını tavsiye eder misiniz? Evet, hayır ve nedenleri gibi. Birkaç şey söylesin, birkaç cümle yazsın. Önemli olan bir paragraf, bir bütünsel olarak duygu ve düşüncelerini bir amaç için üretebilmeleri. Bunu hem yazılı yaptırıyorum ben hem de 10 ayrı kişiyle paylaştırarak ya da 8 ayrı kişiyle paylaştırarak, tabii bu sizin planlamanıza ve zamanlamanıza bağlı, yaptırıyorum. Dolayısıyla en çok burada da iletişim kurmayı, bir konuyla ilgili yorum yapmayı öğreniyorlar. Yine ders dışı etkinliklerde öğrenciler serviste okula gelip giderken aynı dizi, film, hikaye, şarkı veya interaktif oyun en az 5 defa izlemelidir. Film izlerken hangi durumda ne söyleniyor, nasıl ifade ediliyor, dikkat etmeli ve not almalı. İşte adam kızdığında ne diyor, çok sevindiğinde nasıl karşılıyor, kutlamada ne diyor. Yani bu tür işlevsel söylemler çok önemli. Bu süreç uzun dönem hafızada iz bırakması bakımından oldukça önemlidir. Yine ders dışı etkinliklerde konulara bağlı olarak sizin de desteğinizde blog oluşturabilir, portfolyo oluşturabilirler, e-mail, SMS, WhatsApp yolu arkadaşları sözlü ve yazılı iletişimde bulunabilir. Ailesini oturduğu ilçe ve ili tanıtma, gezi tanıtım, olaya haber yapma, belgesel çekme, bir konuda makale yazma, okuduğu bir kitabı tanıtma, izlediği bir filmi tanıtma, ders için ürettiği proje sunma gibi çok çeşitli etkinlikler yapabilir. Tabii öğretmenin rolü nedir burada? Öğrenmeye yönlendiren, bilgiyi sunan, bilgiye ulaşım yollarını öğreten, öğrenmeye teşvik eden, cesaretlendiren, öğrencilerle birebir ilgilenmemiz gerekiyor. Öğrenme süreçlerini gözleyen ve kayıt tutan, öğrencileri yarıştırmadan, onları üzmeden, yok bak işte falancı ileri gitti, sen geri kaldın demeden, kim ne kadar yapabiliyorsa, çünkü bu 3 vakte kadar olacak bir şey. Hele hele küçük çocuklarda bu çok önemli. Mesela ilk sınıf öğretmenleri şunu yapar, hemen işte ilk okuyana kurdele takar, diğerleri sanki işte gerizekalı veyahut da öğrenemiyormuş gibi. Buna gerek yok. Her öğrencinin çoklu zekadan biliyoruz ki baskın olabileceği şeyler var. Onları öne çıkarmaya ve onların değerli olduğunu hissettirmemiz çok önemli. Ve özgüvenlerini yıkmadan dönüt vermemiz çok önemli. Öğrenme süreçlerini gözleyen ve kayıt tutan, bireysel kayıt önemli burada. Oluşturmacı dönüş sağlayan kişiler olmamız, yani öğretmenin rolüne sahip olmamız gerekiyor. Bu arada öğrencilerin de öğrenme amaçlarını bilen rol olarak öğrenmeye açık ve hevesli olması, öğrenme süreçlerini baştan sona götürme sorumluluğuna sahip, yani deneme yanılmayla sorumluluk sahibi olması, hesap verebilen ve özel öğrenen öğrencilere doğru kendi kendine izleyen, okuyan ve geliştirmeye çalışan kişiler olması için teşvik etmemiz gerekiyor. Bunlardan bahsettik. İşte Gogo bir tanesi. Yine hikaye izleme, efendim şarkıyla. Ayrıca bir materyal hazırlıyorsanız materyalin o yaş grubu için cezbedici, dikkat çekici olması, ilgiyi sürdürücü olması, anlamlı olması, anlamlı girdi sağlaması, anlaşılır olması, pratik kullanılabilir olması, öğrencilerin günlük hayata aktarabilecek şeylerin olması. Onun için English Around You ile başlıyoruz. Yani merkezde öğrenci, öğrencinin adı, kimliği, çevresi, ailesiyle başlayıp halka halka genişletiyoruz. Tabii bir materyalin etkin olabilmesi için öğrencinin ön bilgisinin göz önüne alınması, etkinlikler ve materyaller önceki ve sonraki olmak üzere birbirini takip etmeli ders olarak. Destekler nitelikli olmalı. 4 dil becerisini bütünlemeli. Öğrencinin bilgi ve performans düzeyine göre bir derecede üstünde olmalı ve biraz zorlamalı. I+1 dediğimiz. Öğrenci verilen etkinliklerde üretim boyutunda tek bir doğru cevap yerine çeşitli mantıklı cevaplar verebilmeli. Bu bir kelime olur, sözcük öbe olur, cümle, paragraf. Kim ne üretebiliyorsa. Hepsi değerlidir gerçekten. Yani adam bazen hım hım der. Bu bile onu anladığını gösterir ve anlamlıdır. Ve çocuğun bu konuda da pozitif dönüt vermek zorundayız. Aferin diyebilmeliyiz yani. Öğrenci ardıl modüller boyunca hep aynı tür etkinlik ve materyaller yine farklı etkinlik ve materyaller kullanılmalı ve çeşitlilik sağlanmalı. Öğrencinin kendisi, ailesi, çevresi, sınıf içi ve dışı nesneler, resimler, filmler, şarkılar,
Oyunlar, hikayeler, drama, rol oynayıcı gibi çok çeşitli materyaller, görsel işler, materyaller kullanılabilir. A1 düzeyinde işte me, my family, my belongings, toys, games, feeling. Kitaplarda şunu gördüm ben, özellikle bu ikinci sınıf kitaplarında. İşte renkler öğretiyor, sadece renkler. Red, blue, 100 defa tekrar ediyor çocuk. Ama bu anlamsız. Kelimeler mutlaka bir bağlam içerisinde. Diyelim ki renkleri tanıttınız, tamam. O zaman şunu, have you got a blue bag? Have you got a red pen? Have you got, bu have you got yapısıyla soru sorup cevap alma, yani iletişim kurmayı öğretmek zorundayız. Sayılar öğrettiniz. Adam işte 1'den 20'ye kadar, 50'ye kadar sayıyor. Ama şunu söylüyorum. When is your birthday dediğinde aile birlikte işte January 20 diyebilmeli. Ya da bilmem March 3 ya da March 7 diyebilir. Ya da 7 March diyebilmeli. Yani bunu bir kendi hayatıyla ilgili ilişkilendirerek kullanmak zorundayız. Ya da diyelim ki meyvelerin isimlerini öğrendiğinde işte I like banana ya da I love oranges diyebilmeli. Ya da do you like oranges diye sorduğunda yes no diye cevap verebilmeli. Zeynep Hocam çok özür dilerim araya giriyorum ama bayağı bir geçtik süremizi. Bütün soruları tamam. Da iletmek istiyorum. Toparlayabilirsek. Bitiriyorum. Ölçme ve değerlendirme de ise kendini ölçme ve değerlendirme, yaptığı işi beğenme derecesi. Bunun kitapların ünite sonuçları sonlarında var işte kendi statement'la. Şunu yapabilirim, bunu yapabilirim. Akran ölçüm değerlendirmesi, öğretmen ölçüm değerlendirmesi olarak 3 boyutta değerlendirme yapabiliyoruz. Sınav yapacaksak özellikle 4. sınıflarda mutlaka dersteki öğretim etkinliği, yani 4 beceri öğretim etkinliklerini sınavda da ölçmemiz gerekiyor. Çünkü sınavda ölçülmeyen bir beceri öğrenciler öğrenmeyecektir. Öğrenci soruyor, hocam dinleme soracak mısınız? Hayır. İzleme? Hayır. Efendim yazma? Hayır. Peki ne yapsın, ne soracaksınız? Dil bilgisi, kelime. O zaman çocuk diyor ki benim bunları öğrenmeme gerek yok. Yani öğretmen kendi ayağına kurşun sıkıyor. Oysa evet, bana soru sorduğunda çocuk diyor ki ne soracaksın? Evet, dinlemede izleme yaptıracağım, ona göre soru soracağım. Okuma parçası vereceğim, ona göre soru soracağım. Mutlaka bir paragraf yazacaksınız. En azından yazılı boyutu, 3 boyutu. Bir de her dönem sonunda mutlaka konuşma sınavı yapıyorum. Düşünün yani 4'ten itibaren öğrencilere konuşma sınavı yapsak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hadi 12'ler sınav hazırlanıyor. 8 yıl demektir. Bu 8 ile 2 çarptığında 16 defa konuşma sınavına giren bir çocuk ben hala konuşamıyorum diyebilir mi? Diyemez, çünkü her sınav için geçmek için hazırlanır ve hazırlık yapmak zorundadır. Onun için 4 beceri öğretip her sınavda ölçmedikçe asla başarılı olamayacağız. Çünkü sınavda sorduğumuz her bir sınav sorusunun öğrencinin öğretim sürecinin etkisi olumlu ileri etkilir. İşte ne TOEFL'da, IELTS'e sınavına girenler 4 beceriyi çalışıyor, ne de sınavda çıkıyor. Ama bizim sınavlarımızda YDS, KPDS ya da LGS sınavında çıkmıyor. Ne çıkıyor? Okuma sınavı. O zaman bir tek okuma becerisini geliştir, diğerlerini boş ver. Bu da negatif washback effect, yani ileri etki olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Her sınavda mutlaka izleme ya dinleme, okuma, yazma becerisi ölçülmeli. Ayrıca konuşma becerisi de dönem başında ölçülmeli ki bunun için zaten milletin de cevaz veriyor. Performans, sınıf içi etkinlik veya bizzat konuşma sınavıyla. Dolayısıyla öğrenci bilmeli ki 4 beceriden geçecek. İlla aynı anda hani 1 saatte bunu ölçmek zorunda değilsiniz. İşte 1 saat dinleme ve yazma olabilir ya da okuma, dinleme, okuma olabilir. Bir başka gün yazma becerisini, bir başka gün, yani her birini quiz şeklinde de yapabilirsiniz. Ama sonunda birleştirerek öğrenci bilmeli ki her birinin ağırlığı %25 ve sonuçta bunun değerlendirmesinde %100 de geçecekler. İnsancıl yaklaşım çok önemli. Stres ve endişe öğrenme ve üretimi, bakın kaldıraç gibi kaldırabiliyor eğer düşük olursa. Eğer ters olursa ise öğrenme ve üretim aşağıda kalıyor ve işe yaramıyor. Sonuç, öğrencilerimize bir anne sabrıyla ve anlamlı tekrarlarla girdi sağlamalıyız. Öğrenme ve ölçme değerlendirme sürecinde sözlü ve yazılı üretimler öğrencinin ara dönem süreci göz önüne alınarak yapılmalı. Sözlü ve yazılı üretimlerde tespit edilen eksiklikler mutlaka yapıcı dönütlerle bireysel olarak desteklenmelidir. Tüm ara dönem süreçlerinde, yani 6 aşama, öğrencinin özgüveni sarsılmamalı, yıkılmamalı. Aksine öğrenciler ikinci dili gözünü kaşını yara yara kullanmaya teşvik edilmelidir. Yani önce akıcı kullanım, sonra doğru yapıyı B2 düzeyinden itibaren geliştirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi sorulara geçebiliriz. Evet hocam, ben de hemen geleyim. Şöyle paylaşımları kapatalım. Evet, merhabalar hocam. Ben de hem bir yandan bakın bir sürü kağıda notlar aldım, hem de hep kulağım sizdeydi. Gerçekten çok verimli ve hiç sıkılmadan dinlediğimiz bir yayın oldu. Hatta
Bir hocamızın yorumu dikkatimi çekti, onu okuyayım. En son yazılan yorum. Yasemin Albay isimli takipçimiz demiş ki, hocam o kadar iyi anlattınız ki İngilizce hocası olasım geldi demiş. Başka branştan ya da bilimsel herhalde. Yani gerçekten kendisi çok acaba. Emeğiniz evet. için ve bizi kırmayıp yayınımıza teşrif ettiğiniz için hocam gerçekten çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çok benim için büyük bir zevkti. En son tabii kapanış ve teşekkür konuşmamı ayrı yapacağım ama sorulara ve yorumlara geçmeden önce takipçilerimize bir duyuru yapayım. Bizim aynı zamanda çok aktif bir Twitter hesabımız var. Keçi öğrenmem şeklinde. Eğer Twitter'dan da bizi takip ederlerse bu canlı yayınlarımızla ilgili ön bilgileri ya da başka içim iletim olarak yaptığımız çalışmaları, her şeyi ilk gören kişi olacaklardır. Keçi öğrenmem Twitter hesabımız. Şimdi şöyle bir notlarıma bakayım hocam. Birkaç yorum var. Onları da okuyayım. Sorular geldiğinde de size tekrar kısa fikirlerinizi rica edeceğim. İngilizce öğretiminde dramadan yararlanmanın faydalı olacağını düşünüyorum diyen bir kullanıcımız vardı. İngilizce ihtiyaç olarak görünmediği için öğrencilerde matematik dersi gibi korkulu rüya oluyor. Oysaki dil ihtiyaç gibi gösterilse ve uygulamaya dönük çalışmalar olsa çocuklar daha çok güdülenecektir diyen hocamız vardı. Emel Şahin hocamız demişti ki, sayın hocam öğrencilerimizi sınava yönelik çalışmaktan uzaklaştıramıyoruz. Bizim öğrencilerimiz verdiğimiz konuyu o ders için yapıyor. Sınavdan sonra sıfırlanıyor demiş. Yine bir okul müdürümüz buradan pardon hocam. Buna şöyle söyleyeyim. Yani öğrenci ister istemez İngilizceyi niçin öğreniyor? Sınavdan başarılı olmak için. Dolayısıyla bu normal bir süreçtir. Yani Türkiye'de gidip sokakta İngilizce konuşabilecek bir ortam yok. Onun için sınavlar ileri etki, yani olumlu ileri etki şeklinde düzenlenirse, ben öğrenciye diyorum ki sınavda tabii ki sınav hazırlanacaksa ne yapacaksınız? Okuduğunu anladığınızı, izlediğinizde bir şey anlayıp yorumlayabildiğinizi ya da bir paragraflık A2 düzeyindeyse tepki göstermenizi istiyorum. Sınav bundan ibaret. Yoksa uygun preposition'ı kullanmışsın, bilmem fiilin ikinci halini üçüncü, beni ilgilendirmiyor. A1 ya da A2 düzeyi, yani şeftali örneğinde verdiğim gibi, ne bekleyebilirsiniz zeytin gibi şeftaliden? Yok bilmem bunun suyu nerede, bunun rengi nerede diye. Bunu hiçbir zaman zaten öğrenciye de söylüyorum. Ben sizden bunu beklemiyorum. Ben sizden bütünsel olarak olumlu tepki gösterme ya da iletişimsel olarak dili kullanmanızı istiyorum. Eğer bir sınav ölçeğini buna göre düzenlersek otomatikman zaten çocuğu hem gerçek hayata hem de başarılı bir sınava hazırlamış oluyoruz. Buyurun devam edelim. Teşekkürler Sayın Hocam değerli bilgiler için. Satukbora Okulu Müdürü Nizamettin Yılmaz hocamız demiş ki, uzaktan eğitim sürecinde keçi öğrenicilerim olarak yapmış olduğunuz bu etkinliklerden dolayı teşekkür ederim demiş. Ben de teşekkür ederim. 20. canlı yayın konuğumuzsunuz hocam. Her branşla ilgili, her konuyla ilgili farklı farklı çalışmalarımız oldu. Yavaş yavaş da canlı yayınların sonuna geliyoruz tabii seminer dönemi bittiği için. Ben böyle bir ortam yaratıldığı için çok teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkürler hocam. İrem Ergün hocamız demiş ki, İngilizce ders saatleri çok az, kazanımlar fazla. Ders saatleri artırılırsa aslında çok daha verimli olur demiş. Ona şöyle söyleyeyim. Şimdi ilkokul 2 ve 3'te daha çok tanıtım amaçlı. Yani çocuk sadece algılasın, üretmesini bile beklemiyoruz. Üretebilen üretsin, üretemeyense algılasın, yani tanıtım amaçlı. Dolayısıyla biz bunları 4 beceriyi efendim hem tanıtacağız hem üreteceğiz. Bu kazanımları elde edeceğiz değil. Sadece duyma ve algılamaya yönelik bir de okul öncesini düşünürsek okuma, yazma da yok, okuma da yok. Sadece aynı ana dil öğrenir gibi duyup iyi kötü yapabildiği kadarıyla işlem yapmasını sağlamak, o kadar. Onun için tanıtım mahiyetinde olduğu için az. Buyurun. Evet Sayın Hocam. Uğur Cepne demiş ki, dil öğreniminde en büyük etken çocuğun günlük hayatta dile maruz kalmamasıdır sizin dediğiniz gibi. Yeliz Yaman hocamız demiş ki, yabancı dil eğitiminin önemi ailece benimsenmeli. Çocuk bunu bir zorunluluk olarak görmemeli. Hayatın bir parçası olarak içselleştirmelidir demiş. İşte bunun için de oyun oynamaya, özellikle interaktif bilgisayar oynamaya teşvik ediyorum ben. Diyorum ki günde bir saatinizi buna ayırın ya da film izleme. Her gün 20 dakikanız var mı? Veya serviste gelip giderken aynı hikayeyi bir hafta boyunca dinleyin, bakın ne oluyor. Dolayısıyla çocuğa bu tür gündemler yaratıp ve bunu yapanlara da ekstra not veriyorum. Diyorum ki evet, yaptığınız her eylem size yol not olarak ve dönecektir. Çok iyi şeylerle, notlarla geçiyorlar. Yapmayan da sıfır alıyor. Yani yapana var, yapmıyor. Yani serbest piyasa. Yapmayan bir şey almıyor. Ama yapan artı not alıyor. Öğrenci de ne için çalışıyor? Not için. Ben de bunu kullanıyorum yani. Bu denklem böyle bir şey. Buyurun. Tabii ki.
Devrim hocamız demiş ki hazırlık sınıfları yaygınlaştırılmadığı sürece bu hatalarla, hani sizin hatalar gösteriyordunuz ya, gramer hataları, kelime hataları, bu hatalarla sürekli karşılaşacağız demiş. Bu bir seçim meselesi. Yani ben milletimle çalışırken dedim ki ben ilgilendirmiyor. İlla şu prepozisyonu kullanacaksınız. Şunu biliyor musunuz? Türkiye'deki bütün sınavlar A1'den üniversite sınavına hatta YDS doçentlik sınavına kadar olmazsa olmaz bir soru var. Tahmin edebilir misiniz? Edat. Yani preposition bizim Evet. sınavlarımızın baş sorusu. Ya Türkler için niye bu kadar preposition önemli ya? Ben bunu anlamış değilim yani. Neden yani preposition sorulur her sınavda? Sorma. Yani nedir preposition'ın değeri bir dil iletişim içerisinde? Adam in desen olur, on desen olur. Hiçbir şey demesen olur. I can Monday desen olur. Adam Monday diyebiliyor mu? Öpüyorum. Buyurun. Çok hoş anlattınız hocam. Bir eski öğrencimizden selam var. Hasan Arslan demiş ki Şanlıurfa Boztepe İmam Hatip Ortaokulu yöneticisi olarak saygıyla selamlıyorum. 2016 mezunu öğrencinizim. Çok özlemişim dersinizi demiş Hasan Arslan. Teşekkür ediyorum. Yine Kendisine Denizli Merkez selam söyleyeyim. Efendi İlkokulu'ndan selamlarımız var Selma Gülmez hocamızdan. Bakalım bir soru var. Sevda Pazarlıoğlu Şen hocamız sormuş. Özel okullarda yabancı dil eğitimi çok küçük yaşta başlıyor. Devlet okullarında da bu şekilde olması gerekmez mi sizce hocam demiş. Bu bir politika meselesi. Yani bunu tabii bakanlık karar verir. Ama şöyle söyleyeyim. İkinci dil. Ben bunu artık yabancı dil demek istiyorum. İstemiyorum. Çünkü yabancı dil beynimizde bir yabancı hissi veriyor. Oysa biz bu dili iletişim amaçlı kullanıyorsak o bizim beynimizde ve bizim kişiliğimizin, kimliğimizin bir parçası. Onun için ben ikinci dil diyorum buna. Hatta üçüncü dil öğreniyorsanız. Örneğin benim ana dilim Türkçe, ikinci dilim İngilizce, üçüncü dilim Fransızca, dördüncü dilim Arapça. Dört dil birden konuşuyorum ya da iletişim kuruyorum. Ha birisiyle diyelim ki C2 düzeyinde işlem yapıyorsam birisiyle B2 düzeyinde yapıyorum. Fransızcam işte B1 düzeyinde, Arapçam A2 düzeyinde. Ama hepsi benim bunları, benim kullandığım, iletişim kullandığım araçlar. Yani bir materyal ya da bir araç gibi görürsek. Onun için çocuklara da öyle diyorum. Siz bununla iletişim kurduğunuz sürece bu sizin ikinci diliniz. Bu psikolojiyle yaklaşırsak o zaman daha başarılı oluyor ve benimsiyor çocuklar. Buyurun. Evet Sayın Hocam, teşekkürler. Yeliz Yaman hocamız demiş ki Subayeleri Meslek Lisesi'nden yabancı dil öğretimi sınav odaklı olmamalı, konuşma odaklı olmalı demiş. Sadece konuşma değil, dinleme, konuşma, yazma dört beceriyi içermeli. Bir de şunu söyleyeyim, sınıftaki performanslarına da öğrencilerin not veriyorsak, yazdıklarında, paragraf yazdıklarında ona da ayrıca değer veriyorsak, çocuklar görecek ki her şey sınavda bitmiyor. Bu bir süreç temelli eğitim. Onun için o süreç içerisinde bulunan, mesela portfolyoda ben onu diyorum, bak ilk yazdığım paragraf bu, bir de en son yazdığım, bir karşılaştır bakalım nasıl gelişmeler olmuş. Ve bunu birlikte takdir edip en yüksek notu veriyorum. Ya not bir para değil ki cebimizden bir para çıkmıyor. Bol bol not verin yani çocuklara ne olacak ya? O başarı hissi o kadar önemli ki. Buyurun. Teşekkürler Sayın Hocam. Yine Denizli Cafer Sadık Abalıoğlu İlkokulu'ndan da bizi izlemişler. Erol Gülmez Hocamız. Onlara da selam yollayalım. Aleyküm selam. Emre Hocamız demiş ki dil öğretiminin yanlış olduğunu hepimiz biliyor ve sıkıntı yaşıyoruz. Peki Türkiye'nin eğitim sisteminde neler yaparsak düzelme sağlanabilir? Bu herhalde başka bir canlı yayın konusu değil mi hocam? Kısa cevap vermek çok Ama zor. şunu söyleyeyim. Türkiye'de eğitim sisteminde benim hep eleştirdiğim bir şey var. Denetim yok. Bugün en ufak bir işletmede bile ilk kurulan departmanlardan, bölümlerden birisi kalite kontroldür. Yoksa siz bir malı üretiyorsunuz. Bunun alıcısı yok. Ne işe yarayacak? Onun için mutlaka etkili bir denetim sisteminin gelmesi, eksikliklerin belirleyip bireysel olarak öğretmenlere çalışanla çalışmayan, sisteme uyan uymayan. Bakın resmi gazeteyi paylaştım madde 5. Arkadaşa soruyorum dinleme yaptırıyor musun? Zamanım yok. İzleme yaptırıyor musun? Bak işte bilmem şu yok bu yok. Sadece ders kitabından bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya 21. yüzyılda yaşıyoruz artık. Kitaptan işlem yapma, dili öğretme bitti. Sen imkanlarını en iyi şekilde kullanıp bunu yapmıyorsan artık bunun sorumluluğunu yani hesap verebilir olması gerekiyor öğretmeni. Yapamıyorsa, başarısız oluyorsa bunun sebeplerini rapor halinde tutup ona göre de tedbirlerin alması okuldan ya da okul müdürlüğünden veya ilçe milli eğitim müdürlüğü gerekiyor. Yoksa öbür türlü git ne yaparsan yap, saldım çayıra, Mevlam kayıra, isteyen çalışıyor, isteyen çalışmıyor.
bu düzelmez yani. Yani öğretmenler kendilerini o beşinci maddeye göre bir değerlendirsin bakalım. Ben ne kadar legal işlem yapıyorum, ne kadar bunun dışındayım. Dil bilgisi öğretimi bakın amaçları da yok. Ama öğretmen bütün de o dört becerideki amacı bir kenara atıyor. Dil bilgisi öğretip, dil bilgisi test ediyor, dil bilgisi ödev veriyor. Hep Gora filmindeki şu sahne aklıma geliyor. Adam bakıyor şeyle mikroskopla bir Kütahya porselen yazıyor. Diyor ki fake olan fake. Yani biri gelip denetlese sizin durumunuzu. Bunu diyecek yani yaptığınız bütün işlemler fake. Üzgünüm yani. Buyurun. Yavaş yavaş da son dakikaları geçmişiz aslında giriyoruz diyecek ama geçmişiz. Daha önceki yayınlarımızı açmamak adına hani eşitlik ilkesinden yola çıkarak toparlayayım yavaş yavaş hocam. Ama bu yabancı dil öğretimi çok önemli bir konu. Onun için... Evet evet ondan oldu. Biraz da gelişmeye aldık konuyu. Okul öncesinden başladık ilkokul sonuna kadar. Bir öğrencinizden daha selam vardı onu da okuyayım. Fatma Kaya, İstanbul Profolio Barış İmam Hatip Ortaokulu. Pamukkale Üniversitesi 2014 mezunuyum. Turan hocamın öğrencisi olmaktan mutluluk duyuyorum demiş. Sevgilerimi sunuyorum. Çok selamlar. Bir velimizin sorusu vardı. Onu özellikle sormadan geçmeyeyim. Betül isimli velimizin. Hı hı. Veli olarak internetten yararlanabileceğiniz güvenli siteler nelerdir YouTube dışında diyor. YouTube şöyle söyleyeyim. En iyi dil öğrenim materyali. Filmler olabilir. Yani bir çocuğun sevdiği çizgi filmler. Onları indirip izletebilirler. İlla yani online olmak zorunda değil. Aile belirli filmleri indirir çocuğa onları 4 defa, 5 defa dediğim gibi o süreçlerle izlemesine izin verebilir. Yani illa hani interneti bir tehdit olarak görüyorsa, çocuk ayıp sitelere şuraya buraya girmesini istemiyorsa ama bunu işte günümüzde engellemek mümkün değil. Çocuğun cebine cep telefonu koyuyorsan bombayı koyuyorsun demektir. Yani nasıl olsa internet bağlantısı var. Sınıfta yasaklıyorlar, ben gülüyorum. Adam gider şurada ağacın altında gene izler, gene izler yani. Bu merak bir yapacak bir şey yok. Eline veriyorsan o telefonu dediğim gibi bombayı eline veriyorsun yani. O bakımdan aile güvendiği şeyleri indirebilir. Ben sunumların bir sayfasında onu yazdım. Yani izlenebilecek ya da yararlanabilecek diye siteler diye. Oradan eğer siz YouTube'dan paylaşacaksınız oradan bakıp tekrar oradan yararlanabilir. Sayın hocam birkaç öğretmenimiz de özelden yazmıştı bana WhatsApp'tan. Bu sunumunu acaba hocamız bize verebilir mi, ulaştırabilir mi diyorlar ama tabii sizin kendi sunumunuz hani ben iletim soruyor. Paylaşabilirsiniz. Zaten yani sayfa sayfa şeyden paylaştım. Yani sizin bu YouTube'a koyduğunuzda bu kayıt bütün sunumu görecek yani herkes. Açıktır yani herkes. Evet, herhalde şey olarak demek istediler hani PowerPoint olarak hani. Evet, tüm olarak. Olabilir. Ben size göndereyim. Siz paylaşın. Tamam, siz bana gönderirsiniz. Benim de grubumuz var zaten. Oradan atarım. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Bir soru daha alayım. Ondan sonra artık size teşekkür konuşmamızı yapayım. Soruların arasından seçmeye çalışıyorum ben de. Denizli Acık Payam Çamlık Meslek Lisesi'nden de bu arada izleyen bir hocamız vardı. Ona da selamlarımızı iletelim. Şu soruyu aslında bekliyordum. İnşallah birisi sorar diyordum ve sormuşlar. Ben özellikle sınıf öğretmenlerimizin de bu canlı yayına katılmasını çok istemiştim. Çünkü biz İngilizce branşı olanları zaten bunun eğitimini alıyoruz. Evet. Ama bazı sınıf öğretmenlerimiz üstün çaba ve gayret gösteriyorlar. İngilizce ile ilgili eğitim, ekstra eğitim vermek için sınıflarına. Benim kendi kızımın sınıf öğretmeni en azından öyle ve pek çok olduğunu biliyorum. İşte bir sınıf öğretmenimiz Semra Mola hocamız demiş ki, sınıf öğretmenleri olarak İngilizce öğretimine nasıl katkıda bulunabiliriz demiş. Valla aslında sınıf öğretmenleri bence çok büyük katkıda bulunabilirler. Ama kendi İngilizcelerinde en azından bir A2 düzeyinde olması gerekiyor. Şöyle katkıda bulunabilirler. Bir konuyu Türkçe olarak öğrettikten sonra diyelim ki hayat bilgisinden bir konu işliyorlar. Aynı konuyu İngilizce olarak da tekrar edebilirler. Aynı konuda geçen sözcükleri tanıtabilirler. Tabii burada tanıtırken telaffuz veya söylem hataları olabilir. Bu konuda da yine native speaker'ların olduğu filmleri izleterek, durdurup izleterek, bakın burada böyle telaffuz ediyor. Bugün artık sözlükler var biliyorsunuz, sözlüğü dinleyerek telaffuz edebiliyorum. Ben bile hatta bazen, çünkü biz de kitaptan öğrendik İngilizce, telaffuzumda emin olmadığından açıyorum Oxford'u, diyorum ki buradan dinleyin çocuklara, öğrencilerime. Çünkü native speaker söylüyor. Ben ne de olsa bir Türk'üm ve bu İngilizceyi 18 yaşından ya da ortaokuldan itibaren başladım. Ve liseye kadar da hiç İngilizce öğretmeni görmedim açıkçası. Üniversitede daha çok öğrendim. Ama artık dediğim gibi teknoloji var. Onu kullanabilirler.
şarkılarla benzer, aynı işledikleri konunun Türkçe şarkı okul şarkısı öğrettiği gibi İngilizce okul şarkısı öğretebilirler. Özellikle bu Total Physical Response'u izleyip ona göre birçok kavramı, fiili öğretebilirler. İşte buraya gel, şunu yap. Zaman zaman İngilizce olarak çeşitli emirleri verip çocukların tepki göstermesini isteyebilirler. Yani yapılabilecek birçok şey var. Ha bir de şunu söyleyeyim. Yeni atanan öğretmenlere ben hep şunu tavsiye ederim. Eğer bir ilkokula gitmişseniz lütfen deneyimli bir sınıf öğretmenini bir hafta gözleyin. Öğrencilerle nasıl iletişim kuruyor, sınıf yönetimi nasıl yapıyor, ikili grup çalışmaları. Çünkü deneyimli öğretmenlerin birleştirilmiş sınıflar deneyimi vardır. Mutlaka köylerde çalışmışlardır özellikle. Onları izleyin, onların öğrencilerle olan iletişimlerine bakın. Bakalım nasıl bir şey yapıyorlar, ilişki kuruyorlar, iletişimi nasıl sağlıyorlar. Aynı şekilde anaokullarında çalışacak İngilizce öğretmenlerin de anaokulu öğretmenlerini, özellikle deneyimli olanlarını, 5 yıl daha sonrasını mutlaka gözlem yaparak izlemelerini ve benzer ilişkilerinde kendilerinin kurmaya çalışmalarını tavsiye ederim. Buyurun. Sayın Hocam çok teşekkürler. Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ayhan Işık adına ve Keçiören İlçe Milli Eğitim ARGE ekibi adına ben Uluslararası Projeler Sorumlusu Emel Şimşek olarak size çok teşekkür ediyorum değerli bilgilerinizi bizimle paylaşıp vakitinizi ayırdığınız için. Farklı konularda da sunumlarınız olduğunu biliyorum bu arada. Evet. İşte doğru bilinen yanlışlar falan. Evet. İnşallah önümüzdeki eğitim yılında yine canlı yayınlarımız devam ettiğinde tekrar sizi başka bir konuda ağırlama fırsatına sahip oluruz Sayın Hocam. Böyle bir fırsat verdiğiniz için hem size hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hem katılımcılara ben de çok teşekkür ediyorum. Diğer illerle yaptığım konuşmaları da arkadaşlar isterse YouTube kanalında benim adıma Turan Paker olarak girdiklerinin hepsi kayıtlı. Oradan takip edebilirler. Ayrıca çeşitli televizyon programlarıyla da buna benzer sunumlarım var. Onların da ben linklerini koydum oraya. Oradan takip edebilirler. Ayrıca bir de çocuklara yabancı dil öğretimi diye bir kitap hazırlamıştık Muğla Üniversitesi'nden arkadaşlarla. Eğiten kitap yayınlarında oradan çeşitli şeyleri takip edebilirler, bölümleri, ki benim de iki bölüm var, konuşma öğretimi ve ölçme değerlendirme diye. Dediğim gibi kaynaklar artırmaya çalışıyoruz, yeter ki iyi niyetle ve iletişimsel odaklı çalışmalar yapalım. Yani bu ülkede bunu başaracağız, buna inanıyorum. Çünkü maalesef şuna çok üzülüyorum, çevremizdeki bütün ülkelerdeki çocuklar çok rahat eğitim süreçlerinde bunu öğrenirken bizim ülkemiz tek bir ülke. Yani o 1500 saat eğitim sonrasında iki kelimeyi bir araya getiremeyen çocuklar. Son olarak şunu paylaşayım. 2 yıl önce Slovenya'ya gittim bir meslek lisesine. Meslek lisesinde çocuklar gözlük yapımı üzerine odaklanmışlar o lise. Bana bir gözlüğün nasıl yapıldığını İngilizce olarak anlattılar. Öğretmene dedim ki bu çocukları özel mi seçtin? Yani diğerleri de İngilizce biliyor mu falan. Bana öğretmen şunu dedi. Bu çocuklar böyle çok erken yaştan beri, yani ilkokuldan beri İngilizce öğreniyor. Onun için bu düzeyde, yani inanın B2 düzeyinde İngilizceleri vardı meslek lisesinde. Ki dedim bir de özel okullar ya da bizim gibi fen liseleri falan nasıldı acaba? Onu merak ettim açıkçası. Ben de dedim bizimkiler ilkokulda başlıyor ama böyle bir sunum yapmaları mümkün değil lisede yani. Onun için her bir öğretmenin gayreti Deniz Yıldızı hikayesi gibi kendi ekolojisini yaratacak ve onlar için hayat değişecektir. Buna inanıyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum herkese. Yayından sonra sizi arayıp ayrıca teşekkür edeceğim hocam. İyi günler diliyorum. Sayın takipçilerimiz, bu cumada aynı zamanda eğitimlik projeleriyle ilgili bir yayınımız var. Takipçilerimizi de oraya bekliyorum. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.